Herkese merhabalar. İngilizcenin ikinci yazılısına başlıyoruz. İlk yazılımızda istediğimiz notları inşallah aldık. Şimdi ikinci yazılımıza gireceğiz. Çok daha iyi notlar almamız lazım. Hem LGS açısından hem de yazılar açısından İngilizceyi çok iyi notlarla bitirmemiz gerekiyor. İngilizce'de birçok kelime ezberlememiz gerekiyor ve bu kelimeleri de güzel güzel öğreneceğiz. Bugün sizlerle birlikte friendship, in the kitchen, teen life, on the phone, the internet konularını öğreneceğiz. Bu konularda güzel güzel kelimeleri öğreneceğiz ve are you ready Tonguç diyorum. I'm not ready. Vay, hazır değilsin ama hazır olmalısın Tonguç'um. Kelimeleri nasıl ezberleyeceğim hocam? Hiç korkmana gerek yok Tonguç'um. Bir kere şu çok önemli bir şey. Matematiği mi daha çok seviyorsun, sen İngilizceyi mi daha çok seviyorsun? İngilizceyi daha çok seviyorum hocam. Bak, İngilizceyi daha çok seviyorsun ve İngilizceyi de inşallah mükemmel bir şekilde halledeceksin. Gerçekten öğrenilmesi gereken bayağı bir kelime var. Bugünkü yazılı provamızda işte pratikler yapacağız, kelimeleri eşleştireceğiz, boşluk doldurmalar yapacağız, sıralamalara dizeceğiz, soruları eşleştireceğiz. Birçok şeyimiz var. Gerçekten de İngilizce'de kelime öğrenmek çok çok önemli. Ama bir sürü kelime var hocam ya. Haklısın, bir sürü kelime var. Ama bu kelimeleri ezberlemek için zaten bizler sana yazılı notlarında bu kelimelerin hepsini güzel güzel veriyorlar. Burada bütün kelimeler var. Aynı zamanda sen de şöyle bir yöntem uygulayabilirsin. Mesela diyelim teen life konusunu açalım şöyle önümüze, tamam mı? Teen life ile alakalı öğrenmen gereken kelimeler var. Şimdi sen bu kelimeleri esasında şu şekilde, bak hatta ben bir tane boş kağıtta da göstereyim sana. Şuraya da şöyle koyalım bir dakika, şunu şöyle açalım ki yazılı notlarımız tam gözüksün. Şimdi öncelikle şöyle boş bir kağıt alıyorsun Tonguç evladım benim, tamam mı? Hiç endişelenmene gerek yok. Bu boş kağıdı aldıktan sonra şu şekilde biraz daha kalın bir kağıt olursa, böyle resim kağıdı gibi olursa çok daha faydalı. Bu aynı zamanda fen dersinde, inkılap tarihi dersinde ezberleyeceğin konular için de sana faydalı olabilir. Bu şekilde kağıdı belli bölümlere ayırıyorsun. Mesela ortadan bir bölüyorsun. Sonra bunu ortadan bölüyorsun. Sonra bunu ortadan bölüyorsun. Bunu ortadan bölüyorsun. Böyle bu şekilde kağıdı belli parçalara ayırdıktan sonra bunların belli kısmına, yani ön kısmına İngilizcesini, arka kısmına da Türkçesini yazıyoruz. Mesela burada teen life'a bakalım. Like demiş, love demiş. Bunları zaten biliyoruz. Dislike, prefer, tercih etmek, bunu da biliyoruz. Mesela be keen on. Bunu bilmeyebiliriz. Be keen on. Be keen on ne demek biliyor musun Tonguç? Hayır hocam. Tamam, bilmeyebilirsin bak. Be keen on meraklı olmak demekmiş. Şimdi buna benzer bilmediğin kelimelerin hepsini yazacaksın. Mesela be interested in. Be interested in. İlgili olmak demek. Böyle bilmediğin kelimeleri yazdıktan sonra bir makasla birlikte burada bir sürü kelimenin yazdığını düşün. Bunları bu şekilde keseceksin. Mesela ben şimdi burada tabii kağıdı dörde katladığım için şuradan şöyle keseceksin bak. Kessin şöyle. Tamam. Önce kelimeleri yazıyorsun. Türkçesini yazmıyorsun şu anda. Niye? Çünkü daha kelimeleri bitirmedin. Öğrenmen gereken kelimeleri. Bunları bu şekilde katlıyorsun sonra. Bunları kestikten sonra şurayı da keselim şöyle. Güzel güzel kessin Tonguç evladım benim. Bunları kestikten sonra evladım. Sonra bir sürü kelime olduğunu düşün burada. Birçok kelimeyi çıkardım. Be interested in ne demekti? İlgili olmak demekti. Hemen arkasına yazıyorum. İlgili olmak. Be keen on da neymiş? Meraklı olmakmış. Bunu da yazıyorum. Meraklı olmak. Şimdi bunu inkılap tarihinde, fen dersindeki sınavlarında da uygulayabilirsin. Yani mesela milli bağımsızlık ne demek dersin? Veyahut da işte örnek veriyorum, mayoz bölünme neydi dersin? Veyahut da işte basit makinelerle alakalı örnekler. Bilmiyorum. Bunları yaptıktan sonra bu kelimeleri, yani bu kartları, bu öğrenmenin sağlayacak olan şeyleri koyuyorsun cebine, bir gidiyor o kadar. Ondan sonra kantinde gezerken, denemeleri girerken, lavaboda otururken, arkadaşlarına buluştuğunda, WhatsApp'ta mesajlaşırken, televizyonda film izlerken hiç fark etmez. Arada bir bakıyorsun, bir keen on neydi ya, bir keen on. Meraklı olmak, bir daha unutmayacağım diyorsun. Bu şekilde birçok kelime aklına kalıyor. Sonrasında da zaten hem LGS için hem de yazılar için böyle Dinamo Soru Bankası gibi soru bankalarından testler çözdüğünde her şeyi hatırlıyorsun. Dolayısıyla mantık şu. Kelimelerle farklı farklı yerlerde karşılaşman gerekiyor. Şimdi o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Tekrar soruyorum. Are you ready Tonguç diyorum sana. I am ready teacher. Süpersin Tonguç'um. Şimdi bugün friendship, teen life, in the kitchen, on the phone, the internet konularını öğreneceğiz. Hiç vakit kaybetmeden konuları sorular üzerinden göstere, kelimeleri sorular üzerinden göstererek gideceğim. Sen de sonrasında yazılı notlarından tekrar ettiğinde ve az önce gösterdiğim kelime yöntemini uyguladığında zaten bütün kelimelerin aklında kaldığını göreceksin. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım Tonguç'um. Şimdi demiş ki write their names under the pictures. Yani isimlerini kelimelerin altına, resimlerin altına yazın demiş. Şimdi burada bazı kelimeler var. Peel, chop, knead, spread, pour. Buradaki kelimeleri bilmiyorsak bunu yapamayız. Ama bak şu yöntem olsaydı, kelimeleri biliyorsaydık rahat rahat yapabilirdik. Şimdi buradaki vatandaşımız doğuruyor, dikkat ettiysen. Buradaki vatandaşımız hamuru yoğuruyor. Buradaki ne yapıyor? Herhalde soyuyor diyebilir miyiz Tonguç evladım benim? Evet hocam. Aynen, bu da soyuyor. Elmayı soyuyor veyahut da İşte ne bileyim portakalı soyuyor, şeftali soyuyor diyebiliriz neyse. Burada dolduruyor, döküyor yani. Burada da sürüyor. Ekmeğin üzerine yağ sürüyor. Şimdi o zaman kelimelerimize başlayalım. Birinci kelimemiz chop. Bak chop doğramak demek. Doğramak. Türkçesini yazmıyorum. Knead yoğurmak demek. Hamur yoğurmak. Knead the dough. Hamur yoğurmak. Peel soymak. Hatta Türkçe'de kullan. Peeling yaptırdım falan derler böyle mesela bazı insanlar. Peeling yani böyle derisini soyduruyor mesela. Kese yaptırır gibi. Bu ise dökmek. Suyu döküyor. Pour dökmek. Ve aynı zamanda bu da spread yaymak. Yani sürmek anlamına geliyor Tonguç'um. Şimdi gelelim diğer kısma. Demiş ki circle the correct options. Yani mashed chicken mı, roast chicken mı? Grilled steak mi, boiled steak mi? Steam brokoli mi, fry brokoli mi? Diced tomato mu, grilled tomato mu? Bunları bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle chicken tavuk demek. Dolayısıyla burada şunu bilmemiz lazım ki biz kızarmış yani ezilmiş piliç değil de patates yapabiliriz kumpirde olduğu gibi ama pilici yani tavuğu roast chicken diyoruz. O zaman bu roast chicken. Türkçesini yazıyorum Tonguç Elan benim. Kızarmış tavuk. Bu kadar basit. Şimdi devam ediyorum. Grill, boil demiş. Şimdi grill ızgara, boil da kaynatmak. Şimdi biz bifteyi kaynatarak değil de ızgara yaparak yeriz. O zaman grill steak diyorum. Buraya yazıyorum. Grill steak. Yani ızgara biftek diyebiliriz. Tonguç evladım benim. Devam ediyoruz buraya. Ne demiş? Steam fry brokoli. Steam buharda pişirmek demek. Buharlanmış. Fry da kızartılmış demek. Yani brokoli biz kızartmıyoruz. Genellikle buharda pişiriyoruz. Böyle hani sebze değerini kaybetmesin diye. O zaman steam buharlanmış brokoli diye burayı yazabiliriz. Tonguç evladım benim. Buraya baktığımızda dice küp küp doğramak, grillde ızgara yapmak. Yani domatesi küp küp doğramak daha mantıklı. O zaman dice tomato diyebiliriz. Domatesin küp küp doğranması. Chop az önce söylemiştik. Chop nerede? Söylemiştik şurada. Chop doğramaktı. Bak böyle doğruyordu. Chop doğramaktı. Şimdi chop cake. Keki doğrar mıyız? Yoksa pastayı daha doğrusu. Kek değil de pasta diyelim buna. Yoksa pişirmek mi? Bake. Bake de pişirmek demek. O zaman bake cake diyoruz. Pişirmek diyoruz. Şimdi gördüğün gibi bu kelimelerin her birine... Bir sürü kelime var hocam ya. Evet bir sürü kelime var ama hiç endişelenmeye gerek yok Tonguç'um. Gerçekten hiç ders çalışmadan yani böyle masanın başına oturup üf ya demeden bu yöntemle bir sürü kelimeyi ben üniversitede öğrendim. Lisede öğrendim. Birçok öğrencime de öğrettim. Yani üniversitede çok daha ağır kelimeler için kullanabiliyorduk. Bunları böyle kağıda yazıyorsun, cebine atıyorsun, ondan sonra pıt 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 hepsi aklına kalıyor. Hiç korkmana gerek yok. Oturup ders çalışmana bile gerek yok. Hiç ders çalışmayacağım mı hocam? Evet hiç ders çalışmana bile gerek yok. Yani ama tabii bu da bir çalışma oluyor esasında. Cebindeki kelimelere bakmakta bir çalışma oluyor Tonguç Elan'ın. Şimdi geldik diğer sayfamıza. Demiş ki put the sentences in correct order. Kelimeleri doğru sıraya koyun demiş. Daha doğrusu cümleleri, özür dilerim. Cümleleri, sentences, cümleler demek. Cümleleri doğru sıraya koyun diyor. Şimdi how to make an omelet. Omelet nasıl yapılır demiş. Şimdi omelet nasıl yapılır bunu biz sıraya dizmemizi istiyorlar ve sıraya dizeceğiz şimdi. Birincisi second diyor. Second ikinci demek. Dolayısıyla second'a başlayabilir miyiz Tonguç evladım benim? Hayır hocam. Tabii ki başlanmaz yani second bir ikinciyle başlanmaz. Şimdi after that daha sonra first, finally, then. Şimdi bir kere finally en sona gelecek. Bunu biliyoruz. Finally en sona geleceğine göre şuraya bir kere bir 5 yazalım sonuç olarak. First de ilk başta olacak. Yani first put some oil into a pan and heat it. İlk başta diyor bir tane tavanın içine yağ koyun diyor. And onu heat it yani ve onu ısıtın diyor. Tamam bunu yaptık. Sonrasında şimdi ikincisi second olabilir ya da after that olabilir. Bakalım. Şimdi then add some salt. Birazcık tuz ekle sonra diyor. Yani yağın üzerine tuz eklenmez. After that add some cheese and milk. Birazcık peynir ve süt koy diyebilir. Ya da second mix two eggs in a bowl. Ha bak. First'ten sonra second'ı getirelim. O zaman buraya yazıyorum. Sonrasında diyor bir tane kasenin içinde 2 tane yumurtayı karıştırın diyor. Tamam karıştırdık. Sonrasında add some cheese and milk. Ardından süt veyahut da süt ve peynir ekleyin diyor. Ya da ne yapalım? Biraz tuz ekleyelim önce. 3. Then add some salt. After that sonrasında da add some cheese and milk. Sonrasında da peynir ve süt ekleyin. Finally pour the mixture into the hot pan. Sonrasında da bunları karıştırın diyor. Sıcak tavanın içine karıştırın diyor. Ne yaptık? İlk başta zaten LGS'de yani LGS çıkan sorularda bunlarda final'ın ve first'in yerini bilmeni istiyor. Final'ın en sona geleceğini biliyor muyuz Tonguç evladım benim? Evet hocam. Harikasın. Peki first'in de ilk başa geleceğini biliyoruz. O zaman first ve final'i bulduktan sonra zaten gerisi tıkır tıkır gelir. Tabi buradaki kelimenin anlamını bilmek de önemli. Yani şimdi sen cheese'in, peynir milkin süt olduğunu bilmiyorsan, egin yumurta olduğunu, bowl'un kase olduğunu bilmiyorsan tabii ki sıkıntı yaşarsın. Şimdi geldik bu kısma. Match the questions with their answers. Soruları cevaplarıyla eşleştirin diyor. Do you prefer cooking pizza or pasta? Sen pizza pişirmeyi mi seversin yoksa makarna pişirmeyi mi seversin diyor. Pasta makarna demek. What are the ingredients of a cake? Bir pastanın, cake'te pasta demek. Bizde onlarda pasta makarna demek, yani İngilizce'de. Bizde pasta pasta demek, makarna makarna demek. Onlarda cake'e pasta diyorlar. Şimdi what are the ingredients of, buraya yazalım da karışmasın Tonguç herhalde benim. Makarna diyelim şuraya. Makarna. Pizza zaten kolay da. Cake de pasta demek Tonguç herhalde benim. Cake pasta benziyor zaten. Şimdi cake'in içindekiler nelerdir diyor. Şuraya bakalım. Which country does tarhana belong to? Tarhana hangi ülkeye aittir? Türkiye diyeceğiz zaten. Why do you prefer broccoli salad? Neden brokoli salatasını tercih ediyorsun diyor. Şimdi bakalım. Burada demiş ki egg, sugar, flour yani un, kakao, oil and milk. Yani yumurta, şeker, un, kakao, yağ ve süt diyor. Bu galiba bir şeyin içindekileri soruyor bize. O zaman yani brokoliyi neden tercih ediyorsun? Tarhana hangi ülkeye aittir? Veyahut da pastanın içindekiler nedir? Ve pizza mı pişireceksin yoksa makarna mı sorusunun cevabı olamaz. Burada 2'nin cevabı olacağı belli. O zaman 2'nin yanına A yazabiliriz. Şuraya yazıyorum. 2'nin yanına A yazdım. Tamam. Bu bununla eşleştim. Şimdi it is a traditional Turkish meal demiş. O geleneksel, bak traditional geleneksel demek Tonguç'um. Geleneksel bir Türk yemeği diyor. O zaman bu da belli yani. Which country does tarhana belong to? Yani tarhana hangi ülkeye aittir diyor. O geleneksel bir Türk yemeğidir diyebiliriz. Sonra because it is healthy, bak. Why sorusunun cevabı because'a başlar. Niçin? Çünkü. Niçin? Çünkü. Why? Neden? Do you prefer broccoli salat? Neden brokoli salatasını tercih ediyorsun? Because it is healthy. O çünkü sağlıklı diyoruz. O zaman burası da C olmuş oluyor. Devam edelim. Do you prefer cooking pizza or pasta? Pizza pişirmeyi mi seviyorsun yoksa tercih ediyorsun yoksa makarna mı diyor. O da I usually prefer, bak prefer'le prefer'ı zaten yakalayabilirsin. Cooking pasta, ben makarna pişirmeyi tercih ediyorum diyor. O yüzden bu da D olmuş oluyor. Sorularda şuna dikkat et Tonguç'um. Birincisi why ile because'ları eşleştirmeye çalış. Sonra ikincisinde country Turkish veyahut da bak prefer. Bu tarz şeylerden de soruları yakalayabilirsin Tonguç evladım benim. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Match the halves demiş. Yani half yarım demek. Halves'e yarısını, diğer yarılarını tamamlayın diyor. Bakalım. Şimdi take almak demek. Ondan sonra contact, contact kurmak demek. Contact. Hold on aynı zamanda beklemek için kullanıyoruz. Dial numarayı çevirmek için kullanıyoruz. Put da koymak ya da bağlamak anlamına geliyor. Şimdi take a memo diyebiliriz. Yani not al. O zaman take a memo yazıyorum. Yanına da Türkçesini yazalım. Not almak. Şöyle mavi kalem yazalım. Not al diyorum bak. Not al. Tamam. Hani telefona not al deriz ya. Contact demiş. Contact with someone. Biriyle bağlantı kurmak. Someone biri demek. Contact da bağlantı kurmak demek. O zaman contact kurmak diyebiliriz. Bağlantı kurmak, contact kurmak diyebiliriz. Bağlantı kurmak. Kimle? With someone. Birileriyle. Şimdi birileriyle yazmadım. Hold on. Beklemek demiştik. Şimdi hold on a minute. Bir dakika bekle diyor yani. Ne diyelim? Hold on a minute. Sabret diyor yani. Hold on a minute. Burada bir dakika bekle yazabiliriz. Şuraya Türkçesini yazalım. Bir dakika bekle. Tamam. Şimdi buraya bakalım. Dial ne olabilir? Dial number 5. Numara 5'i çevir mesela. Dial number 5. Numara 5'i çevir diyebiliriz. O zaman buraya yazıyorum. Ne diyelim? Numarayı çevirmek. Yazalım böyle. Numarayı çevirmek diyoruz. Sonuncusuna geldik. Put someone through. Put someone through. Buradaki anlam da şu. Birini hatta bağlamak. Bunun da Türkçesini yazalım şöyle. Yazım biraz kötü ama yapacak bir şey yok Tonguç'um. Birini hatta bağlamak diyoruz. Tamam. Şimdi geldik diğer kısma. Şimdi demiş ki match the questions with their answers. Soruları cevaplarıyla match, eşleştir diyor. Şimdi sorularımıza bakalım. Is Tonguç at home? Evet hocam. Evet hocam diye cevap veremezsin. Yes I am at home ya da yes he is at home gibi veya no he isn't gibi cevaplar vermen lazım. Yani İngilizce söylüyorum, Türkçe veriyorsun cevabı Tonguç'um. Şimdi is Tonguç at home? Tonguç evde mi? Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Could you put me through to Mr. Jack? Beni Mr. Jack'e bağlayabilir misiniz? Who is calling? Kim arıyor diyebiliyoruz. Şimdi buradaki cevaplara bakalım. I am Tonguç. Sorry for not introducing me. Ben Tonguç, özür dilerim kendi tanıştırmadığım için der gibi. Of course, hold on a minute please. Kesinlikle birkaç dakika bekleyin. Bir dakika bekleyin. I'm afraid he is not available at the moment. Korkarım şu anda müsait değil. Can you tell her to call Tonguç as soon as possible? Ona en kısa zamanda, as soon as possible, en kısa zamanda Tonguç'u aramasını söyleyebilir misiniz diyor. Şimdi bakalım. Şimdi is Tonguç at home? Tonguç evde mi? Bunun cevabı da belli. I'm afraid, korkarım. He is not available at the moment. Şu anda müsait değil, evde değil diyoruz. O zaman buraya 3 yazdık. Devam edelim. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Can you tell her? Hani mesaj bırakmak ister misin dedi ya. Can you tell her? Ona söyler misin? To call Tonguç as soon as possible. Tonguç'un en kısa zamanda aramasını söyler misin demiş. Burası zor bir alıştırma olmuş. Could you put me through to Mr. Jack? Beni Mr. Jack'e bağlayabilir misiniz diyor. O da diyor ki of course, kesinlikle. Hold on a minute please. Biraz bekleyin lütfen. Patlama bekle diyor yani. Buraya bakalım. Who is calling? Kim arıyor? I am Tonguç. Ben Tonguç. Yani dolayısıyla burası da 1 olmuş oluyor. Şimdi buradaki mantığımız şu. Could you, bak beni bağlayabilir misin dedi. O da of course diye cevap verdi. Burası bir bağlantı noktası, yakalaman lazım. Mesaj bırakabilir misin dedi. Ona söyler misin dedi. Cevabı önemli. Who is diye cevap verdi. O da I am diye cevap verdi. Bunlar güzel bağlantı noktaları. Tonguç herhalde benim. Gelelim bu kısma. Order the phone conversation demiş. Buradaki telefon konuşmasını sıraya dizin demiş. Şimdi ilk başta Mrs. Jane ve Tonguç arasında bir diyalog var. I'm sorry but he is not at home right now. Üzgünüm fakat o şu an evde değil diyor. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin diyor. Şimdi böyle bir diyalog başlayamaz. Sen başlamışsın Tonguç olarak. Demişsin ki hello, can I speak to Jack please? I am Tonguç. Jack'le konuşabilir miyim? Ben Tonguç'um diyorsun. Mrs. Jane de hello, this is Jane. How can I help you? Diye başlıyor. Şimdi bak, sen zaten can I speak to Jack please dediğine göre, yani Jack'le konuşabilir miyim dediğine göre, kadının sana hello, this is Jane. How can I help you? Merhaba, ben Jane. Sana nasıl yardım ederim demesi mantıklı mı Tonguç'um? Hayır hocam. Mantıksız tabii ki. Niye? Çünkü yani manyak olması lazım yani. Bana Jack'i bağlar mısın diyorsun. O da nasıl yardımcı olabilirim size? Olmaz. O zaman bir kere muhtemelen hello ile başlayan bu olacak. Yani ilk başta Mrs. Jane diyor ki hello, this is Jane. How can I help you? Merhaba, ben Jane. Nasıl yardımcı olabilirim? Sen de ona cevap veriyorsun. Diyorsun ki hello, can I speak to Jack please? Merhaba, Jack'le konuşabilir miyim? I am Tonguç, ben Tonguç'um diyorsun. Tamam. Sonrasında o da sana bir şey cevap verecek. Diyecek ki mesela okay Tonguç diyebilir, thank you diyebilir. Bu herhalde Evenasiye bu sonlara doğru gelecek. Can you please tell him to call me back as soon as he turns back home? Eve döner dönmez beni aramasını söyleyebilir misin demişsin. I'm sorry. Ha bak. Ben Jack'le konuşabilir miyim dedin ama annesi bir cevap veriyor. Diyor ki bak. I'm sorry. Üzgünüm. But he is not at home right now. Fakat o şu anda evde değil. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin diyor. Sen de hemen söylüyorsun. Diyorsun ki can you please tell him to call me back as soon as he turns back home? Ona eve döner dönmez beni aramasını söyler misiniz diyor. Annesi ne diyecek? Tabii ki okay Tonguç diyor. Sen de tabii ki kibar bir çocuk olarak thank you, have a nice day diye teşekkür ediyorsun. Şimdi gelelim bu kısma. Match the words with the pictures. Kelimeleri, internet konusundayız artık. Kelimeleri resimlerle eşleştirin diyor. Şimdi burada kelimelerimizi bilmemiz lazım tabii ki. Accounts, attachment, comment, confirm, delete, download, login, logon, logout, logoff, replied, upload gibi kelimeler var. Şimdi upload yüklemek demek, download indirmek demek, delete silmek demek, confirm onaylamak demek, comment yorum yapmak, login oturum açmak, account hesap demek. Aynı zamanda attachment ek dosya, yani attachment'ı yaparız ya elektronik postalarda. Reply yanıtlamak veyahut da logout oturum kapatmak demek. Şimdi bakalım bunların hepsini beraber işleyelim. Burada tabii buradaki ikonlarını da istiyor, yani resimlerini de istiyor bizden. Birincisi A, bak bir şeyi yukarı doğru göndermiş, yani upload. Do upload yüklemek. O zaman burada nerede do upload var mı? Burada, burası o zaman 10 olmuş oluyor. Şuraya 10 yazıyorum bak. Şöyle nasıl yapalım? Şuraya altına yazalım hatta. Direkt buraya 10 yazacağımıza buraya upload yazalım. Upload. Bu yüklemek demek. Tamam, upload. Şu ise download. İndiriyor bak, aşağı doğru iniyor. O yüzden buna da download diyebiliriz. Download. Tamam. Şuraya bakalım. Burada çöp kutusu resmi var. Çöp kutusu resmine de silmek, yani delete diyebiliriz. Delete diyoruz. Bitti gitti. Şimdi şuraya bakalım. Onaylıyor. O zaman onaylıyorsa confirm diyebiliriz. Confirm. Bak, confirm onaylamak. Şimdi bunların tabii Türkçesini yazalım karışmasın. Upload, şöyle üstüne altına yazıyorum Türkçelerinde. Yüklemek. Delete, silmek. Bunları zaten İngilizce artık oyunlardan biliyoruz. Reply cevaplamak demiştik. Cevaplamak. Confirm onaylamak. Confirm onaylamak. Comment yorum yapmaktı. Comment yorum yapmak. Bu videoda lütfen güzel yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar ve beğeni atmayı da unutmayın. Log in, log on demiş. Oturum açmak. Oturum açmak ve tabii ki oturumu kapatmak. Ve aynı zamanda oturumu kapatmak da diyebiliriz. Artık oturum yazmıyorum. Attachment ek dosyaydı. Hani bazen resim gönderdiğimizde veyahut da bazı dosyaları gönderdiğimizde böyle gönderiyoruz. Şimdi account neydi? Account hesap. Hesap. Download da neydi? İndirmek. Down aşağı olduğu için indirmek diyoruz. Şimdi confirm onaylamak dedik. Şimdi burada da bir yorum yapma ikonu bu. Buraya yazıyorum. Yorum yapmak diyorum şöyle. Yorum yapmak. Yorum yapıyor yani. Bir şeyler söylüyor. Konuşuyor. Şimdi burada bak bir karenin içine giriyor. Karenin içine girdiği için burada log in, log on diyoruz bak. Log in veya on. Yani oturum açmak. Şu ise tam tersi bak. Karenin dışına çıkıyor. Dolayısıyla bu log out. Dışarı çıkarken biz oturumu kapatırken bunu yapıyoruz. Burada bir resim var. Bir kişi var. Yani bu bir kişiye ait bir hesap olacak bu. O zaman account mesela Instagram'da, WhatsApp'ta da böyle bir boş bir resim koyuyor ya kendi resmini koyuyor. Bu account. Bu bir şey iliştirmiş böyle. Hani şöyle almış şunu. Mesela diyelim ki şunu almış. Şuraya şöyle iliştirmiş. Hani biz az önce kelimeler göstermiş ki bir interested diye mesela ilgili olmak. Şöyle alalım bir saniye pardon. Şöyle alıyorum. İliştiriyorum şöyle bak. Bunu buna ekledim. İşte aynı onun gibi burada da attachment yani ek dosya diyoruz. Attachment diyebiliriz. Ek dosya. Burada ise geri reply yapman gerekiyor. Cevaplaman gerekiyor. Bu da reply'in işareti oluyor. Tonguç'um benim. Şimdi geldik diğer kısma. Match the questions with their answers demiş. Soruları cevaplarıyla eşleştirin diyor. Şimdi how many hours do you spend on the internet? İnternette ne kadar zaman harcıyorsun? Do you follow any bloggers? Takip ettiğin blogger var mı? Who uses the internet in your family mostly? Ailenizde internet en fazla kim kullanıyor? How do you connect to the internet? İnternete nasıl bağlanıyorsun? Bunu da sonuna soru işareti koymayı unutmayalım. What kind of websites does your father follow? Ne çeşit web siteleri baban takip ediyor diyor. Şimdi bakalım. Öncelikle cevaplarımıza da bakalım. Yes I do. Evet ben yaparım. By phone and computer. Telefon ve bilgisayarla. Health, sport and news. Sağlık, spor ve haberler. An hour, bir saat. Ve my mother demiş. Şimdi how many hours do you spend on the internet demiş. Bak hours görünce biz de hour hemen işaretlememiz lazım. Yani buraya D diyebiliriz bak. D dememize gerek yok. Hatta direkt yazabiliriz. An hour bir saat harcıyorum demiş. Güzel. Do you follow any bloggers demiş. Herhangi bir blogger takip ediyor musun? Do you diye sorduğuna göre by phone, health, my mother olmaz. Yes I do diye cevap vermemiz mantıklı. Yes I do. Who uses the internet in your family mostly? Ailenizde interneti en fazla kim kullanıyor diyor. Şimdi bunu bitirdik bu cevabı. Bu da cevabı bitirdik. Telefon annem dememiz lazım. O zaman my mother. Gerçekten de evde annelerimiz interneti fazlasıyla kullanıyorlar. Biz okuldayken onlar interneti kullanıyor. How do you connect to the internet? İnternete nasıl bağlanıyorsun? By phone. Telefonla. And computer. Ve bilgisayarla bağlanıyorum diyebiliriz. Son sorumuz belli oldu artık. What kind of websites does your father follow? Baban ne çeşit sitelere bağlanıyor? İşte health, sağlık sitelerine, sport, spor sitelerine and news, haber sitelerine bağlanıyor diyebiliriz. Geldik diğer kısma. Group to sentence demiş. Cümleleri gruplandırın demiş. Yes, sure. Evet, kesinlikle. That sounds great. Kulağa harika geliyor. No thanks. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. I'm sorry but I can't. Üzgünüm fakat yapamam diyor. Şimdi bunlardan accepting onaylamak demek. Refusing ise reddetmek demek. Şimdi yes sure resmen onaylıyor. Evet kesinlikle. That sounds great. Bak kulağa hoş geliyor. That sounds great. Böyle sorular LGS'de bile çıkıyor Tonguç'um. Kulağa hoş geliyor. Bunlar accepting. Ama no thanks. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ya da I'm sorry. Üzgünüm. But I can't. De bunlar da tabii ki refusing oluyor. Burada şu çok önemli. Bazen şöyle başlıyor. That sounds great diye başlıyor. Sen aa diyorsun. But diyor. I'm sorry I can't. Yani üzgünüm fakat işte babaanneme gideceğim, teyzeme gideceğim yapamam diyebiliyor. Buna dikkat etmelisin. Dolayısıyla but'ın olduğu cümlelere dikkat etmelisin. Geldik buraya. Put the sentences correct order demiş. Cümleleri doğru sıraya dizin demiş. Şimdi Burada şu çok önemli. Bu soru cümlesi. Soru cümlesi olduğu için belli şeylere dikkat etmen gerekiyor. Mesela a moment please could hold on you. Bir kere soru olduğuna göre could'la bir başlayalım. Could you, hani soruya başladık. Could you, sonrası fiilimiz gelecek. Hold on a moment. Bir dakika bekler misiniz? En sonuna da lütfeni koyabiliriz. Could you hold on a moment please? Bir dakika bekleyebilir misiniz lütfen diyor. Yani hatta kalabilir misiniz hatta demek istiyor. Şimdi buradaki mantığımız şu. Önce böyle bir cümleyi kuracak olsan ne yapardın? Bir kere you en başa gelecekti, tamam. Sonrasında hold on fiil gelecekti. Bu da tamam. Ama could can'lerde bu ikinci sıraya gelecekti. Could gelecekti. Soru yaptığında bunu başa alıyorsun, bu kadar. Could you hold on? Mesela you can, mesela şöyle söyleyeyim bak şimdi. You can swim dersin. Sen yüzebilir misin? Sorusu can you swim oluyor. Bu kadar basit. Şimdi bu soru olmadığı için bunu hatta direkt gene soruya geçiyorum. Bak şu ikiyi atlıyorum, soruya geçiyorum Tonguç'um. Şimdi gene ne yapacağız? Başa would yazıyoruz bak. Would'u yazdık şimdi soru olduğu için başa would yazdık. Would yazdın. Sonra hani you would diye gidecekken would you diyorsun. Would you, hani fiilimiz ikinci sırada, would you like to leave a message. Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Tabi bunları ezberlemekte bazen işimize yarabilir. Bunlar kalıp cümlelerdi. Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Bir iki dakika bekler misiniz gibi. Burada yine bir sorumuz var. Yine en başa could gelecek. Could you repeat that please diye bizim. Mesela could you repeat that. Bunu tekrar eder misiniz? Please. Lütfen diyebiliyoruz. Şimdi dikkat etsen bak. Could'lar, would'lar en başta. You'lar ikinci sırada. Fiiller de üçüncü sıraya gelmiş oluyor sorularda. Şimdi mesela bu kolay. Thanks for calling. Thanks for calling. Aradığınız için teşekkür ederim diyor. Şimdi gelelim buraya. Bir kere İngilizce'de şunu unutmamamız gerekiyor Tonguç'um. Burası önemli bir bilgi. Şöyle bir boş sayfa varsa orada göstereyim. Nerede? Ha, şurada. Bakın. İngilizce'de hani Türkçe'de cümle geleni öğreniyoruz. Ne diyoruz biz mesela? Öznemiz var. Sonra nesnemiz geliyor. Sonra yer tamlayıcısı. Sonra zar tamlayıcısı. Sonra yüklemimiz geliyor. Yani cümlenin en sonuna yüklem geliyor. Mesela İngilizce'de bunun tersi olacak, bunun farklı olacak. Onu bilmeni istiyorum. Mesela diyelim ki ne diyoruz? Ben mesela ne diyelim mesela? Okurum. Okulda her gün pardon ben okurum İngilizcesini düşünün. Ben okulda her gün kitap ben kitabımı okulda her gün okurum diyelim bak şimdi. Bu Türkçe bir cümle kuruyorum şimdi. Buradaki mantık şu. Bunu neden gösteriyorum şimdi? Okurum cümlenin sonunda oluyor bize kural cümlelerde. Değil mi? Bunu hatta şöyle daha büyük yazayım ki daha iyi anlaşılır olsun. Sayfayı açayım. Bak şimdi. Şöyle yapalım ki daha rahat anlaşılır. Bak şimdi. İngilizce ile Türkçe arasındaki fark gösteriyorum. Bak şimdi. İngilizce'de, daha doğrusu Türkçe'de özne, sonra nesne, sonra dolaylı tümleç, sonra yer tamlayıcısı, yani dolaylı tümleçlerden kastımız dolaylı tümleçten kastımız yer tamlayıcısı. Sonra zar tümleci ve ardından da yüklem geliyor. Şimdi ne demiştik? Ben kitabımı okulda her gün en sonunda yüklemi getiriyoruz. Okurum diyebiliyoruz. Bu kadar basit. Ama İngilizce'de şöyle bir şey var. İngilizce'de özne subject demek. Yüklem verb demek. Yüklemi ikinci sıraya getirmen gerekiyor İngilizce'de. Object nesne. Place dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı. Yani şöyle YT yazalım. Time da zar tamlayıcısı. Bak subject, verb, object, place, time. Yani İngilizce'nin tek farkı şunu alıp ikinci sıraya getirmen gerekiyor. Şimdi ben'i en başa yazıyoruz. Subject ben. Tamam, özne yazıyoruz. I. Okurum read. Tamam, bunu ikinci sıraya aldık. Kitabımı my book. I read my book. At school. Every day. Bu kadar basit. Yani sen hep ikinci sıraya yüklemi getirmen gerekiyor. Burada da öznemiz belli. Tonguç'u en başa yazdık. Tonguç. Yüklemimiz belli. Tonguç isn't available. Müsait değil. En sonunda da zamanı getiriyoruz. At the moment. Bu kadar basit. Yani şu ilerideki sınıflarda, yani inşallah Anadolu Lisesi'ni kazandığında, Fen Lisesi'ni kazandığında çok işine yarayacak bir tablo. Ama şu an için belki biraz erken, bunları ezberleyerek de yapabilirsin. Şu anda hani LGS açısından kelime bilgisi daha önemli. Tonguç isn't available at the moment diyoruz. Şimdi geldik bu sayfamıza. Şimdi burada demiş ki match the phrases with their explanations. Buradaki phrase'leri açıklamalarıyla eşleştirin demiş. Şimdi Backup desteklemek demek. Buddy kanka, en yakın arkadaş demek. Count on güvenmek demek. Get on well with someone birileriyle ilgi çekmek demek. Laid back de rahat demek. Şimdi bunlarla eşleştirmemiz lazım. Şimdi backup ve support aynı anlama geliyor. O zaman buraya hemen yazıyorum karşısına. Backup ve support. İkisi de ne anlama geliyor? Desteklemek anlamına geliyor. Buddy kanka demek. Yani kanka olabilecek hangisi? Best, close, true friend. Buraya hemen yazıyorum. Best friend, close friend yani yakın arkadaş ve true friend yani gerçek arkadaş. Bunların her biri bizim neyimiz oluyor? Bizim en samimi arkadaşlarımız olmuş oluyor. Şimdi bir sürü kelime var hocam hiç ya. Endişelenmene gerek yok Tonguç'um. Bir sürü kelime de olsa sen bu yöntemle bu kartlara yazarak ya da yazılı notları yanına çalıştırarak, gezdirerek süper bir şekilde öğreneceksin. Hiç korkmana gerek yok Tonguç'um. Şimdi count on güvenmek demek dedik. Count on'la aynı anlama gelen de trust. Bak count on ve trust güvenmek anlamına geliyor. Şimdi bunu da bitirdik. Get on well with someone birileriyle ilgi geçirmek. Yani bu da tabii ki like each other. Birini sevmek anlamına eşittir yazıyorum buraya. Like each other diyebiliriz. Laid back de rahat yani. Oh, relax yani. Relax diyebiliriz. Şimdi bunların Türkçesini üstüne yazalım karışmasın. Backup, support desteklemek demekti. Hemen bunun üstüne yazıyorum böyle. Her ikisinin de anlamı aynı olduğu için buraya yazıyorum. Desteklemek. Buddy yani kanka. Best, close, true friend. Kanka demekti. Bunları biz kanka demeyelim de en yakın arkadaş diyelim. En yakın arkadaş. Count on, trust güvenmek demekti. Bunu da yazalım Tonguç evladım benim. Güvenmek. Ve get on well with someone like each other birilerini sevmek, iyi geçinmek. Yani iyi geçinmek diyebiliriz. İyi geçinmek dedik. Tamam. Laid back ve relax de rahat demek. Bunu da rahat diye yazıyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi geldik bu sayfamıza. Demiş ki find the odd one. Yani kel alaka olanı, ilgisiz olanı bulun diyor. Şimdi bak. Dedektif, fantezi, caz, biographical. Şimdi bunlar film tarzları ama bir tanesi müzik tarzı. Dedektif filmi, fantezi filmi, biographical yani bir kişinin hayat hikayesini anlatan şey ama caz bir müzik tarzı alakasız. Trekking, reading, cooking, fascinating. Şimdi bunların reading kitap okumak, cooking yemek pişirmek, trekking doğa yürüyüşü yapmak yani bir eylem. Reading kitap okumak, cooking yemek pişirmek, fascinating ise büyüleyici demek. Bak büyüleyici bir sıfat, büyüleyici ama pişirmek, okumak, yemek pişirmek, okumak, doğa yürüyüşü yapmak bunlar birer fiil. O yüzden bu alakası oluyor. Buddy en iyi arkadaş demek, kanka demek. Mate de dost arkadaş demek. Best friend arkadaş demek. Map ise harita, ne alakası var? Salty tuzlu, sweet tatlı, sour ekşi, boil kaynatmak demek. Bu da alakasız. Buraya bakalım. Snob böyle snob havalı demek. Ama western kovboy filmi demek. Komedi demek. Science fiction bilim kurgu demek. Bunların her biri filmle alakalı ama snob kel alaka olmuş oluyor Tonguç evladım benim. Şimdi dikkatli bir şekilde beni dinledin. Yazılı provamıza hazır olduğunu düşünüyorum Tonguç'um. Öncelikle mutlaka yazılı notlarındaki çalışmalarını sadece İngilizce için değil, Türkçe, matematik, fen, inkılap, din, İngilizce için hepsi için yapmayı unutma. Burada sana LGS'de de faydalı olabilecek bilgiler var. Yazılarından da yüksek aldıracak bilgiler var. Hem sonrası kontrol bölümlerini bitirdiğinde, buradaki kelimeleri ezberlediğinde, kelimeleri ezberlemek için az önce gösterdiğim yöntemi uyguladığında ve ardından da sen kendindeki İngilizce kitaplarından veyahut da Dinamo Soru Bankalarından sorular çözdüğünde ve bu soruların çözümünü öğrendiğinde zaten yazılıdan 100 almaman imkansız. Çok iyi bir not alacaksın inşallah. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla Tonguç'um.